Herkese selam, ben Elia kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bayağı süreden sonra alışveriş videosu çekiyorum. Bu kış neredeyse hiç alışveriş yapmadım diyebilirim. Gerçekten toplam iki parça bir şey almışımdır. Sınav biter bitmez tabii böyle hiç görmemiş gibi bir ton alışveriş yaptım. Gerçekten bazıları hediye, onları zaten anlatacağım. Ama her zamanki gibi hayattaki en büyük yeteneğim ucuza bir şeyler almakken bunları size acilen göstermek istedim çünkü aşırı güzel şeyler aldım. Bu videoyu denemeli yapmaya çalışacağım. Becerebilir miyim bilmiyorum, deneyeceğim. Bir de çok fazla şey var. Bunların hepsini nasıl deneyeceğim bilmiyorum ama yapabilirsem denemeli yapacağım. Hangisinden başlayacağım tam olarak bilemiyorum. Üstündekinden başlayayım. Bu da zaten videoda gözükmesi gereken bir şeydi ama bugün giydiğim için direkt burada göstereyim. Rengi inanılmaz güzel. Bundan bir ton var şimdi zaten. Bunları teker teker göstereceğim. Markanın ismi Collusion. Sanırım öyle okunuyor. Şimdi bunun hikayesi şöyle. Benim amcam bildiğiniz üzere bana bu tarz markalardan hediyeler getiriyor. Hatta bir önceki videonun altında hep şey diye yorumlar var. Böyle amca istiyorum falan diye. Amcam bunların üretiminde çalışıyor diyebilirim. Ve genelde orada işte ben istedikçe bana veriyor yani. Öyle buradan amcama teşekkür ediyorum. Kocaman öpücükler yolluyorum. Çünkü çok güzel şeyler aldım bu sefer. Sanırım bu Collusion işte bu Asos'un yan markası gibi bir şey. Ya da onun bir serisi olabilir. Ben bunların satıldığı bir link falan bulursam yine koyarım ama dediğim gibi şu an gösterdiklerimin hepsi amcamın hediyesi. Ben de böyle bayağı kalçanın altına geliyor yani. Ben bu arada kahverengi krem tonları bir şey almak istiyorum durmadan. Ve içinde bir sürü buton tişört var, o yüzden aşırı beğendim bunları. Arkası da böyle. Bunu çok beğendim. Aynı kalıp olarak üstümdeki benim arkadan bir tane daha. Böyle beyaz bir tane var. Bu uzun kollu. Bilmiyorum. Yani sonbaharda falan bir şeyin üstüne yapabilirim, kombinleyebilirim. Ondan sonra bu rengi var. Bu biraz daha böyle kremimsi. Çok güzel bir renk. Bunu çok beğendim. Bu da medium. Hepsi aynı yani. Bunların teker teker üstünde denenmesine ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü bu zaten hani hepsinin duruşu aynı. Kalıpları da aynı. Ben bunu tatilde giydim. Elbise olarak giydim ama. Yine medium ama bu sanırım direkt elbise olarak yapılmış olabilir. Yani çünkü bana inanılmaz uzun. Bildiğiniz elbise olarak çok rahat giydim. Bunu zaten sanırım yine story atmıştım ve sormuştunuz nereden diye. Şimdi diğer markalardan verdiklerine geçiyorum. Şöyle bir bodysuit var. Bu nereden? Lefties'den. Bunun ama bedeni büyük biraz. Bunu annem şöyle yapacak. Şu lastiğini sıkılaştıracak ve o zaman gayet güzel oluyor yani. Denemiştim orada. Sadece şu üstü bol geliyor. Öyle yani. Bunu da eğer annem yaparsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle bir şey var. Belki giyebilirim. Böyle eteğin falan üstüne siyah bir eteğin üstü çok hoş durabilir. Kamerada çok ballı güllü falan gibi duruyor ama üstünüze giyince gerçekten çok hoş duruyor. Ben bunu çok beğendim. Bunu da üşenmezsen inşallah koyacağım yana. Bu arada bu da Plan 1'den. Medium. Aynen ama bu oldu bana yani. Öyle bol falan olmadı. Güzel oldu. Bu da yine benim çıt çıtlı body diye adlandırdığım bodysuitlerden. Ama bu dar ve uzun kollu ve boğazlı. Bunu ben tişörtlerin içinde de giymeyi çok seviyorum. Tek başına da giymeyi çok seviyorum. Once a dancer, forever a dancer yazıyor. Bu da Zara ama bu Zara çocuk reyonundan ve 10 yaş falan herhalde. Ama bana oldu yani. Eğer small giyiyorsanız olur. Sonra yine Zara'dan bir elbise var. Bunu çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Üstte çok hoş duruyor. Tabii kamerada belli olmuyor sanırım ama bunu yine giyip göstermeyi deneyeceğim. Amcamın aldıkları bu kadardı. Şimdi ne göstersem? Nike'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Ben bu kış neredeyse hiç alışveriş yapmadım. Gerçekten söylüyorum. 12. sınıfım zaten ve diyordum ki yazın kilo veririm, yazın alırım falan diyordum. Kilo da vermedim. Hala aynı şey diyorum. Kilo vereyim alırım falan diyorum ama yani vermeyeceğim kesin. Kışın bir tane eşofman almıştım çünkü 12. sınıfta sadece eşofman ve tayt giyiliyor. 5 tane siyah taytım var. 5'ini döne döne giymekten artık daral gelmiştim. Ben alayım demiştim. Ve kışın bir bunu almıştım. Bayağı kalın bir kumaşı var ve ben eşofmanlı kalın kumaş seviyorum. Bu biraz pahalıydı ama gerçekten hayatımda aldığım en pahalı eşofman olabilir. İndirimden 300'e bin almıştım yani. Ama arkasının tatlılığına bakar mısınız? Totosunda Nike Air yazıyor. Bunu çok beğeniyorum. Ve rose gold olması falan da çok hoş. Önündeki yazı da çok güzel. Bilmiyorum, genel olarak buna bayılıyorum yani. Yine Nike demişken bu var. Bunu bana Gayri hediye etti. Bunu ben almadım. Bir de onun bir tane daha hediyesi var. Bu short. Canım kankime teşekkür etmek için tekrar buradan göstereyim dedim. Gayriye yazlıkta giymem için yazlığa getirmişti bunları. Ve tatilde bunu yani durmadan giydim. Her gün denize giderken bunu giyiyordum. Bu maviyi de çok giyiyordum. Ve bu böyle spor şortları çok ne bileyim yakacakmış ve böyle çok iğrenç hissettirecekmiş gibi geliyordu bana dışarıdan ama aşırı rahat ve hayatımda gittiğim en güzel şort olabilir yani bunu çok beğendim. Bu arada ben çok beleşçi bir insanım galiba. Şu an bunu fark ettim. Ondan sonra amcamın yolladığı tişörtlerden bir tane daha çıktı. Böyle çok güzel bir fıstık eşli. Buna bayıldım. Bunu ben giydim bir kere buraya gelince. Bunu da yine bayağı sormuştum story atınca. Bir de bu çıktı şimdi. Tam gerçekten bu son yemin ederim. Grimsi, kremimsi böyle çok güzel bir renk. Öyle yine aynı model. Bu da yine Collusion'dan beyaz bir sivit yani. Direkt bomboş bir sivit. Bunu aslında amcam getirdi. Dedi ki bunu bir erkek alsın babama falan yani. Ona getirdi. Sonra ben babamdan da çaldım. Çünkü hiç düz beyaz sivitim yoktu yani. Önceden almamıştım. Yani bu kış bayağı giyerim diye düşünüyorum. Artık kendi aldığım şeylere geçiyorum. Bu şortu nereden aldım biliyor musunuz? Yazlıkta bizim böyle pazar gibi bir yer oluyor ama böyle
Tam da pazar değil ama pazar. Oradan aldım. Aşırı hoşuma gitti. Bunun fiyatı ama bayağı uygun diye. 30-40 falan yani gerçekten daha fazlası değildi. Beli bana bol gelmişti. Sonra annem bunu yaptı. İşte belindeki lastiği çıkarttı, darlaştırdı falan filan bir şeyler yaptı. Şu an tam oldu yani. Bunu inşallah kış gelmeden bir kere giyeceğim. Sonra yine o pazardan böyle bir pantolon aldım. Bu renk hiç pantolonum yoktu. Bu tarz pantolonlarım ya siyah ya mom jean zaten %99'u pantolonlarım. O yüzden bir tane mom jean olmayan pantolon almak istedim ki bu da mom jean tipli yani kusura bakmayın. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Mom jean bağımlısıyım. Bunun da fiyatı 50 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Bilmiyorum hoşuma gitti orada denedim de kemeri falan da var. Normalde hep siyah 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 takılıyordum ama ve bu yaz bir krem kahverengi aşkı geldi bana. Yine pazar sponsorluğunda bir işte şu yarım taytlardan aldım. Kim Kardashian'ın taytı var. Bunu burada giyerim diye düşündüm ama hiç giymedim geldiğimden beri. Ama inşallah bir gün giyerim. Bunu da 25 liraya falan almıştım sanırım. Öyle. Üstünün böyle lastiğinin kalın ve sıkı olması hoşuma gitti. Birazcık spor kıyafetlerine geçiyorum. Geçen spor kıyafetiyle böyle birkaç story atmıştım ve herkes, yemin ederim herkes linkle bizi bu nereden falan diye soru sormuş. Gönül rahatlığıyla hepinize öneriyorum. Böyle yeşil bir tayt. Hiç renkli spor tayt yoktu. Ve bunların birazcık açıkçası fiyatı yüksek. 40 dolar kaç liraydı? Dolar şu an kaç lira? Nike'dan bulabilirsiniz aslında bu tip ama çok güzel. Gerçekten Nike'dan aldığım taytlarla aynı belki daha iyi kalitede diyebilirim. Çok ama çok beğendim. Müthiş topluyor yani inanılmaz güzel gösteriyor ve vücudu. Buraya bir tane fotoğrafını koyacağım. Story falan ben bununla atmıştım. Gerçekten herkes bana şey yazdı. 5 kilo vermişsin, 10 kilo vermişsin. Yemin ederim 0 kilo bile vermedim. Ki ben normalde kıyafete o kadar para vermeyi seven bir insan değilim ama bu hak etti yani. Çok ama çok hoşuma gitti ve böyle bacağında delikler var. Süzgeçe benziyor biraz ama güzel yani. Gerçekten üstte mükemmel duruyor. Bir tane de siyah tayt var. Bu süzgeç olmayan versiyonu ve bu biraz daha kalın. Hatta biraz daha değil bayağı kalın. Small bu. Diğeri de small. Ben bunları X-small falan aldım sandım. Çünkü içine yemin ederim girene kadar canım çıktı. Ama iyi ki de bu bedenini almışım diyorum. Çünkü ben taytta böyle sıkı seviyorum yani. Ve bu beni inanılmaz zayıf gösterdi. Siyahı biraz daha desenli gibi. Ama belime hiç bu kadar oturan bir tayt görmemiştim. Belim çok ince, bacaklarım kalın olduğu için belimde bol geliyor ya da işte bacağı bir değişik oluyor. Yani bilmiyorum bu tam vücuduma böyle oturdu yani çok güzel oldu. Geldiği gün beraber açmıştık kargoyu. Babam şey diyor bu ne çocuk kıyafeti gibi bunlar diyor. Gerçekten küçücük duruyorlar. Ama giyince tam oluyor yani. Bunları da üzerimde duruşunu koyarım. Çok ama çok beğendim bunları. Gerçekten şu an kadar aldığım en güzel spor kıyafetleri olabilir. Bunun da böyle ta kolumdan başlıyor. Aşağıya kadar yine süzgeç gibi tarzımız devam ediyor. Bunun da parmak sokma şeyi var. Bu da çok güzel. Gerçekten bu da tam oturuyor. Bu arada küçücük durmasına bakmayın. Ve bu. Buna ne kadar düştüğümü size anlatamam. Özellikle bronzlaşınca çok güzel durdu. Yani gerçekten bronzlaşmayı hiç sevmiyordum önceden ve bronzlaşınca dedim ki bronzlaşmak dünyanın en güzel şeymiş. Bütün kıyafetlerim daha güzel yakışmaya başladı. Son göstereceğim şey buradan aldığım en pahalı şey olabilir. Bilmiyorum neden bu kadar pahalı. Yani diğerlerine göre daha düz bir model. Böyle siyah arkası iplem. Arkası çok güzel bu arada. Arkasına iki tane ip geliyor. Gerçekten bu da işte çok güzel duruyor ama bunu gerçekten giyene kadar öldüm. Yani bunu böyle anneme falan çıkarttırdım. Çıkaramadım üstümden ama giyince de tam yani. Bilmiyorum anlamadım. Ve bunlar da bu kadardı. Şimdi geliyorum bugün yaptığım alışverişe. Yani şu an alışverişten döndüm ve bu videoyu çekiyorum. Ve yemin ederim size ağzım yüzüm kaydı yani. O yüzden tipimin de kusuruna bakmayın. Çok kötüyüm şu an ama bu videoyu çekmek istedim. Çünkü video diye bana kızıyorsunuz. Sonra çekmeyince daha çok kızıyorsunuz. Şimdi ilk önce Vans aldım bir tane. Gerçekten yıllardır almak istediğim ama bir türlü böyle nasip olmayan bir ayakkabıydı Vans. Bilmiyorum bugün gördüm ve aldım yani bu kadardı gerçekten. Her şeyin altına çok güzel oluyor Vans. Tek sıkıntım böyle birazcık küçük ayakkabılar olduğu için, tabanı yani ince olduğu için bazen böyle ne bileyim hoş durmayabiliyor. Bence ayakkabı ne kadar büyükse bacakları falan o kadar ince gösteriyor ve o kadar uzun gösteriyor zaten. Bilmiyorum ben özellikle kalın ve büyük böyle kocaman ayakkabıları daha çok seviyorum ama bilmiyorum Vans her şeyin altına olduğu için. Bir de ben siyah bir spor ayakkabı istiyordum yani simsiyah. Bunu almasaydım Nike'dan Tekno falan alacaktım. Teknolar da 700 lira yani onu alacağıma Vans alayım dedim. En son olarak bütün alışverişte sanırım en sevdiğim şeylerden biri bu sweat. Gerçekten inanılmaz düştüm buna. Işık vurdu çok kötü oldu şu an ama İnşallah gözüküyordur kamerada. Böyle iki tane Nike amblemi var. Değişik duruyor ama çok hoşuma gitti. Ama bu sweat'in asıl olayını gösteriyorum size. Bu sweat'in hikayesi de şöyle. Şimdi ben geçenlerde bir tane arkadaşım Instagram'a bir fotoğraf atmıştı. Böyle arkadan bir fotoğraf. Bu yani arkadan gözüken şey bu kıyafetin arkası ve inanılmaz beğenmiştim. Oha ne kadar güzelmiş işte keşke Nike'da görseydim falan diye böyle içim gitmişti yani sweat'e. Sonra bugün Nike'da gezerken şu işte iki amblemli sweat'i gördüm ve dedim ki oha ben işte düz sweat istiyordum. Böyle iki tane amblem de hani değişik hoş duruyor bunu ben alayım dedim. Alıp bir arkasını çevirdim ki o arkadaşım da beğendiğim sweat.
Ve sonra dedim ki oha ben bunu alıyorum ve bu çok ucuzdu bu arada. Yani gerçekten 157 lira. Bence Nike'da bir site göre bedava. Yani indirimde ben 300'e falan buluyorum. Hatta geçen 600'e falan gördüm yani düz siteleri yine. Bunu aldıktan sonra gittim baktım. Saçma sapan mağazalarda yani daha kapısından içeri girmediğim mağazalarda bile sivitler 80-90 lira oluyor indirimde. Yani onu alacağıma giderim 150 liraya Nike alırım. Bence 1000 kat daha iyi ve çok daha kaliteli. Öyle. Bayıldım yani buna. Bu kadar. Düştüm. Sanırım bu kadardı yaptığım alışveriş. Onun için de aldığım çok şey hatırlamıyorum. Zaten daha ne alayım yani. Bunlar bana 10 yıl falan yeter. Bu arada bana sorduğunuz sivitlerim falan filan hepsini dolaptan zaten satışa çıkardım. Eski test kitaplarım, borçları falan filan da satışa çıkardım. Tatile gittiğim mayoları, sorduğunuz mayoları da satışa çıkardım. Yani çoğu şeyi satışa çıkardım dolaptan. Dolap hesabıma bakabilirsiniz. Instagram'ım Evliya Tatkin, oradan da takip edebilirsiniz. Spotify linkim de aşağıda. Her şey aşağıda yani. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.